Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi üçgende yardımcı elemanlar konusunun konu testini çözeceğiz birlikte. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. ABC üçgeni biçimindeki karton AK boyunca katlandığında AB kenarı AC ile çakışıyor. Peki. Neydi kural? Ne boyunca katlanıyorsa bu boyunca dediğimiz kenar bizim açıortayımız oluyordu. Bunu bir gösterin. Sonra AC diyor. B üssü C'nin 2 katıdır. Yani şuraya K dediğinizde AC 2K olacak. Ve biz şunu biliyoruz. AB üssü 3K ya, katlanmadan önce de 3K'ydı. Yani AB de 3K. Ve AC'ye de 2K demişiz. Buraya da 2K'mızı yapıştıralım. Ve bakın, açıortayın teoremi çıktı karşımıza. 2K'nın ayağı 8. Yani 4 katı. O halde 3K'nın da ayağı 4 katı olacak. 3'ün 4 katı 12'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Bir kenar uzunluğu 6 santim olan eş kenar üçgenmiş bu arkadaşlarım. Şunlara 6, 6, 6 diyelim. Kartonun ağırlık merkezi G noktasıdır. Karton AG ve CG boyunca kesip çıkarılan üçgen BC kenarına yapışır. Buna göre son durumda elde edilen şeklin çevresi ABC üçgeninin çevresinden kaç santim fazladır diyor. Şimdi bu G ağırlık merkezi ise buradan inen doğru kenar ortaydır. Buralara 3, 3 yazalım. Eşkenar üçgende kayı kuralı tüm yükseklikler için geçerliydi. O halde bu hem açıortay olur, hem de yükseklik, hem de kenar ortay olur. Ve 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olacaktır. Şu yükseklik toplamda 3 kök 3. Tabana bir açıya 2'den de kök 3'e 2 kök 3 diye de parçaladım. Şimdi aynı şey bu yükseklik içinde yaparsak burası da 2 kök 3 gelir. Yani yeşil üçgenimin şu kenarları 2 kök 3, 2 kök 3. Burası 6, şurası 2 kök 3, burası 2 kök 3 geldi. Dostlarım, bunun çevresi 3 tane 6'dan 18'dir. Şunun çevresi ise 6 artı 4 kök 3'tür. 6 artı 4 kök 3. Ve diyor ki bu bundan ne kadar fazla? Yani bundan bunu çıkarın diyor arkadaşlarım. Şu aşağıda yapayım geri kalanını. 6 artı 4 kök 3'ten 18'i çıkarın diyor bize. 6'dan 18 çıkarsa eksi 12 gelir. Bir de 4 kök 3'ümüz yok. 4 tane 2 kök 3'ümüz var. Yani bir de 8 kök 3'ümüz var. Artı 8 kök 3 gelir. Dolayısıyla cevap 8 kök 3 eksi 12 gelir. Yani Ceyhan'dan çıktı arkadaşlar. Buna bakalım. G ağırlık merkezi. Madem ki ağırlık merkezi 3 ise açıya yakın parça 6 olacak. Ve bakın burada 6, 8, 10 üçgenimiz var. Şurası 8 geldi. Tabana bir açıya 2'den şurası 4 geldi. Ve 4 var, 6 var. Bu dik üçgende hipotenüsü bulursak 36, 16 daha 52 yapar. Kök 52'dir. Yani 2 kök 13 yapar burası. Ve bu adam G ağırlık merkezinden geçtiği için aslında kenar ortaydır. Yani indiği kenarı 2'ye böler. Dolayısıyla X de 2 kök 13'tür der. Adanayı işaretleriz. Şekilde enleri 25 santim olan iki eş karton ile ABC üçgeni elde ediliyor. Peki. Kartonlar zemine temas ettikleri noktalar arasındaki uzaklık 40 santimdir. Şöyle gösterelim. Şurası 40. Şunlar da 25'miş. Enleri 25. Daha sonra iki kartonun da birbirine değdiği noktalar bozulmadan, yani A noktası bozulmadan, zemine değen B ve C noktaları birbirine doğru 13 santim kaydırılıyor diyor arkadaşlar. Şimdi bak, B'yi de 13 santim kaydırdım, şuraya getirdim. C'yi de 13 santim kaydırdım, buraya getirdim. Şimdi burası toplamda 40'tı ya, 13. 13 de buradan 26 santim azaldı. Ne kaldı ortaya? 14 santim. Yani B üssü ile C üssü arası
16 santim oldu. Onu da burada gösterin. Şurası 16 oldu. Tabii ki bunun boyu değişmedi 25. Bunun boyu değişmedi 25. Buna göre son durumda elde edilen AB üssü C üssü üçgeninin ağırlık merkezi, ABC üçgeninin ağırlık merkezine göre kaç santim yükselmiştir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şunun ağırlık merkezini bir bulalım. Şuradan aşağıya bir kenar ortay indirelim. Bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik olacak arkadaşlarım. Çünkü burayı hem açıortay hem yükseklik oluyordu. 2'ye böldüm. Peki şunun da hemen kenar ortayını indirelim. Yükseklik olacak çünkü ikiz kenar. Bu da 20, 20 diye böldü burayı arkadaşlarım. 20, 20 yaptı. Bir saniye, şurasına 14 kaldı dedim. 16 yazmışım, pardon. 14 kaldı. 7, 7 böldü bunlar da burayı arkadaşlarım. Çok özür dilerim. 40'tan 26 çıkarttık. 14 kalıyor çünkü. Ve burada 7, 24, 25 üçgeni vardır. Şunun uzunluğu 24'tür. Burada da 15, 20, 25 üçgeni vardır. Bunun uzunluğu da 15'tir. Şimdi bunun ağırlık merkezi şurada bir yerde olsun. Şu, pardon, üstü göremiyorsunuz. Ha, şimdi gördük. Peki ağırlık merkezinin özelliği tabana bir açıya 2 idi. Yani K'ya 2K şeklinde bölecek bu 15'i. O halde toplam 3K yapacak. 3K 15 ise K 5'tir. Şuraya da 10 kalır. Şimdi gelelim buna. Bunun ağırlık merkezi de şurada bir yerde olsun. Bununki de K'ya 2K diye bölecek. Ve 3K 24 ise K 8 olacak. Şurası da 16 gelecek. Şimdi ağırlık merkezi bakın 5'ti. 3 santim yukarıya kaydı. 8 oldu farkındaysanız. Sorumuzun cevabı 3 santim yükselmiştir olacak diyeceğiz. Evet, 4 numarada tamam. Hadi 5 numaradayız. G ağırlık merkezi. Peki. GD diktir ağacı. Tamam. 6 var, 12 var. GD 4 santim. Şimdi bakın bu madem ki bir kenar ortay ağırlık merkezinden geçiyor. Bunu bir sonuna kadar ulaştıralım. Ve şu noktada kenar ortay olduğu için 2'ye bölecek. Toplam 12 ile 16'nın toplamı 18 ya. 9. Şuraya da 3 kalacak ki 9 olsun. Ve bakın burada 3, 4, 5 üçgenimiz çıktı. Ve tabana bir açıya 2 der. Burası da 10 geldi. Sorunun cevabı Denizli'ymiş. Evet, 6. sorudayız. G ağırlık merkezidir diyor. Peki, ABC üçgenini B noktası etrafında saat yönünün tersi yönde bir miktar döndürüldüğünde elde edilen görüntüsünün BC üssü kenarı G noktasından geçmektedir. Ağırlık merkezinden geçiyormuş. Son durumda BC'nin orta noktası, BC'nin orta noktası nerede o? Heh. Döndürme sonrasında görüntüsü ile G noktası arasındaki 1 santimlik uzaklık bulunmaktadır diyor. Şimdi öyle bir şey oldu ki arkadaşlarım. Şimdi bunun tam orta noktası, yani şöyle gösterelim. Şuraya ne diyelim? M diyelim. BC'nin orta noktasının döndürme sonundaki görüntüsü ile G noktası arasındaki 1 santimlik uzaklık bulunmaktadır diyor. Şimdi burası 11. Burası da 11'di normalde. Ve biz bunu döndürdük. Şuralara bir yere denk geldi. Bilmiyoruz ya neresi olduğunu. Burada bir yere denk geldi. Ve bu orta noktanın diyor şununla arasındaki mesafe, G ile arasındaki mesafe 1 santimdir diyor. Bunu söylemiş bize. Şimdi bu M orta nokta tabii ki burada da orta nokta oldu. O halde burası 1 ise şuraya 10 kaldı. Şimdi burası 10 ise G ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana 2, açıya 1'di. Burası 5 olacak. Demek ki şu boşluğa 4 kaldı. Ve buranın toplamı da şurada M'den itibaren 11 olması gerekiyor. 4 buradaysa buraya da 7 kaldı arkadaşlar. Demek ki 6. sorumun cevabı 7. Yani Denizli. 7. sorudayız. Doğrusal bir aynaya belli bir açıyla gelen ışın geldiği açıyla yansır. Evet, fizik kuralını burada anlatmış. Geldiği açı A ise gittiği açı da A olacak. D1 ve D2 aynaları A noktasında kesişecek biçimde sabitleniyor. Peki.
D1 üzerindeki K noktasına yerleştirilen ışık kaynağından çıkan ışık D2 aynasına T noktasında yansıyıp D1 aynasındaki L noktasına doğru gidiyor. Peki gösterelim şimdi. Buraya geldiği ışın açı şu, gittiği açı bu. Bunlar eşit olacaktı. Ortası 60 ise bunlara 120 kalır. Bunlar da 60-60 parçalanırlar. Şuradan geldi. Bu aynaya geldiği açıyla gittiği açı eşit olacak. Bunların da eşit olduğunu gösterdim bir yerde. Bu da tamam. Sonra diyor ki 60 derece var. TK uzunluğuna 2 deyin diyor. Aha şuraya 2K dedim. AT uzunluğuna görelim orayı. 3K deyin diyor. Aha burası 3K. AK 16'dır diyor. KL kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi burada bizim fark etmemiz gereken mevzu şu. Bakın şu 60'ı görmeyin, bu kafa karıştırır. Şurası 60 60 olmuş. Yani şu adam bir açıortay olmuş. Ve şu üçgenin bir açıortay olmuş dostlar. Bu üçgenin bir açı dış açıortay olmuş. O halde yakın kol 2, uzak kol 3'tür. 2 bölü 3 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 16'dır. Hemen çözelim. 3x eşittir 32 artı 2x'e. Dolayısıyla x eşittir 32 gelir. Cevap Denizli'den patlar. 8. sorudayız. Evet. Bakalım ne diyor. Aşağıda duvardan belli bir mesafe uzaklıktaki A noktasından duvar üzerine yerden 3 metre yükseklikteki K noktasına bir merdiven yapılıyor. Kapı bulunduğu yerden 5 metre yukarıda olsaydı merdivenin A noktasında yer ile arasındaki dar açısının ölçüsü 2 katına çıkacaktı. Şimdi şurada bir alfa derecelik bir açımız var. Şu anda bu alfa işte 3'ü görüyor arkadaşlarım. Tamam. Bu da diyor ki kapı bulunduğu yerden 5 metre daha yukarıda olsaydı. Şu anda 3 metre yükseklikte bu kapı. 5 metre olsaydı. Yani şuradan 2 metre daha yukarıya çıksaydı bu K noktası. Bu durumda şöyle olacaktı diyor. Açı 2 katına çıkacaktı. Yani burası 2 alfa olacaktı. O halde bu merdiven buranın açıortayı olacaktı. Alfa alfa olacaktı burası. Buna göre AH kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi bu bir açıortay oldu mu şu anda? Ayakları 2'ye 3 oranında, o halde 5 metre yukarıda olsaydı. Kapı bulunduğu yerden 5 metre yukarıda, pardon. 5 metre burası o zaman. Heh, şimdi oldu. Ayakları 5'e 3. O halde kolları 3K'ya 5K olur. Çok da güzel bir yeni nesil soru olmuş bu arada arkadaşlar. Peki ne diyoruz şimdi? 3K, burası 4K olmalı ki 5K olsun. Ve 5 ile 3'ün toplamı 4K 8. Demek ki K 2. O halde 3K 6 olmalıdır. Cevap Denizli'den gelmelidir dostlar. Evet. 8 numarayı da gömdük. Hadi gelin ÖSYS sorularında hızlı bir şekilde gömelim. Şimdi M ve N birer tam sayı olduğuna göre ABC üçgenin çevre uzunluğu en çok kaç santim olabilir diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi burada şunu yapacağız. Kollar 8'e 12, bakın açıortayın. 4'e bölerek söylüyorum. 2'ye 3. O halde burası 2K, burası 3K olmalı. Şimdi burası toplamda ne yaptı? 5K. M ile N'nin toplamı 5K. Ve biz şunu biliyoruz. Bu 5K dediğimiz uzunluk diğer ikisinin toplamı 20'den büyük. Diğer ikisinin farkı 12'den 8 çıkıp 4'ten büyük, 20'den küçük olmalı. En çoku sorduğu için ben K'yı, hani 20'den bir önceki küçük sayı 19 seçebilirim 5K'yı. Burayı 19 seçelim. 20 de buradan geliyor. Toplamda ne yaptı arkadaşlarım burası? 39 yaptı. Allah'tan şıklarda yok. Çünkü şıklarda olsa hemen işaretleyeceğiz değil mi 39'u? Bakın şuna dikkat edin. M ve N birer tam sayı diyor. Şimdi 5K 19 olduysa K virgüllü bir sayı çıkar. 2K da virgüllü, 3K da virgüllü olur. O yüzden 5K'yı biz en fazla 15 seçelim. Yani hem 5'in katı olsun ki K tam sayı çıksın. O halde K en fazla 15 olur.
15 olursa bu 6, bu da 9 olur. Bakın tam sayı oldular. O zaman 20, 15 daha en fazla 35 olur deriz. Geldik buna. Evet, dik üçgende şu bir kenar ortay. Bakın iki kenar ortayın kesim noktası F, ağırlık merkezidir. O halde burası 6 ise burası 3 olur. Tabana bir açıyı 2'den. Toplamda 9 ise muhteşem üçlüden bu da 9, bu da 9. Yani AC 18 gelir, cevap Bursa. Şuna bakıyor. Şimdi bakın şuradan aşağıya bir doğru indirmiş. Bu doğru ağırlık merkezinden geçiyor mu? Öyle bir şey söylemiş mi bize? Dik üçgen 30, dik dik AE, EF'ye ED 3 denmiş. ABC dik üçgeninde AF kenar ortaymış. Bakın yani BF ile FC birbirine eşit. Dolayısıyla artık bu da bunlara eşit olur muhteşem üçlüden. O halde şurada bir ikiz kenar çıktı. Burası 30 ise bu da 30. 30, 30, 60. Şurası 120. Burası 60 yaptı. Şurası da 30. 60'ın karşısı 3. 30'un karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 kök 3 olur. O zaman bu da 2 kök 3'tür. Toplam 4 kök 3. Bu da 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Şuraya 3 kök 3 kaldı. BD uzunluğunu soruyormuş arkadaşlarım. 3 kök 3'ü yapıştırdım bile çoktan. Geldim buna. ABC bir eşkenar üçgen. ABC. Evet, üstteki eşkenar üçgenmiş. Alttaki de 30, 30, 120 üçgeniymiş dostlarım. Peki şunlar ağırlık merkezleri mi? Evet. Hemen şurayı birleştirdiğimde madem ki ağırlık merkezleri, burası dik olur, burası kenar ortay olur. Şuralarda açı ortay olur. 60, 60, ikiz kenar üçgende biliyorsunuz. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortaydı. Şimdi 6, 6 ise şurada 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3'tür. Ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 diye bölünür. Ve 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. Şimdi burada da 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı ne olacak? Bunun kök 3 katı, yani 9. O halde burası da 3'e 6 diye bölünür. Bize H ile G arasını soruyor. 3 ile 1'in toplamı 4'tür. Sorunun cevabı Denizli'den gelir. Şuna bakalım. AB paralel DG. AB paralel DG. Tamam. DG ile AB paralel. Şimdi bilmen gereken mevzu şu. G ağırlık merkezinden geçen paralel bir doğru. Yan kenarları 1'e 2 oranında böler. 6 ise şurası 3. Aynı şekilde 4 ise burası 2. Yani şurası 6. Şurası 9. Bize de Pisagor yapmak düşüyor. Hemen yapalım. X kare eşittir. Bir 9'un karesi, bir de 6'nın karesi gelecek. Topladım 117 yaptı arkadaşlarım. Bu da 9 çarpı 13'tür. 3 kök 13 diye de dışarı çıkar. Evet, bunu da bitirdik. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.